Saygıdeğer dostlarım, hayırlı günler. Bugün 19 Aralık 2021 günlerden pazar. Günümüz güzel, geleceğimiz parlak olsun inşallah. Bugün size iki ilandan bahsetmek istiyorum. Biri Ankara Üniversitesi'nin 335 personel alımı, diğeri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 50 personel alımıyla ilgili olacaktır. Detaylara geçelim hemen arkadaşlar. Ankara Üniversitesi 335 personel alımı gerçekleştirecek. Sadece 2020 yılı KPSS'ye girmiş olması ve 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Burada önemli olan kısım. 17 büro personeli, 59 temizlik görevlisi, 70 hasta bakım elemanı ve 70 güvenlik görevlisi, 4 diyetisyen, 25 hemşire, 2 psikolog, 6 röntgen teknisyeni, 30 sağlık teknikeri, 7 tekniker ve 45 teknisyen alımı gerçekleştirilecek. Başvurular 31 Aralık'a kadar devam edecek. Online olarak yapacaksınız. ankara.edu.tr adresi üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ortak nitelik olarak 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olması ve 35 yaşını doldurmamış olması gerekmekte arkadaşlar. 11 ve 6 şeklinde arkadaşlar iki ayrı büro personeli alınacak. Siteye girdiğiniz zaman hangi bölüm mezunu olmanız gerektiği yazıyor. O bölümlerden mezun olmanız ayrıca bir personel içinde KPDS sınavından, İngilizce sınavından 50 puan almış olması gerekiyor. Diğer bir personel için de alanında en az 1 yıl çalışmış olması diye ifade edilmiş. Temizlik görevlisi alımında ise özellikle hijyen belgesi isteniyor. Buna dikkat etmenizi istiyorum. 42 personel için lise mezunu arkadaşlar hijyen belgesi olacak. Bir personel için lise mezunu olmak yanında B ehliyetine sahip olacak. İki personel için en az lise mezunu olması yanında 1 yıl çalışmış olacak alanında. İki personel için liselerin yiyecek içecek hizmetleri alanının mutfak dalından mezun olması ve alanında 1 yıl çalışmış olması. Yine iki personel için liselerin bahçecilik, tarım teknolojileri veya tarım alanlarının birinden mezun olması ve B sınıfı ehliyetine sahip olması gerekecek. Bir personel için liselerde BE sürücü belgesine sahip olması ve parantez içerisinde dikkat edin, D sınıfı ehliyeti olanlar da başvuru yapabilir demiş. SRC 2 ve 4 belgelerine sahip olmak ve psikoteknik belgelerine sahip olması. 11 personel için lise mezunu olması yanında CD veya E sürücü belgesine sahip olması, SRC 2, 4 belgelerine sahip ve psikoteknik belgesine sahip olması. Hasta bakım elemanı da 70 tane alınacaktı, onu da söyledik. Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı bakım hizmetleri alanından mezun olması gerekecek. Güvenlik görevlisi olarak da 70 kişi alınacağını duyurduk. Bunun 20 kişisi için lise mezunu olması, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı geçerlilik tarihi 1 Ocak 2023 ve sonrası olması, eriye kalan 50 personel içinde özel güvenlik ve koruma, savunma ve güvenlik, güvenlik, kamu güvenlik ve asayişin sağlanması ön lisans mezunu olması, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı geçerlilik tarihi 1 Ocak 2023 ve sonrası olması. Diyetisyen alınacağını söylemiştik. Bir personel için beslenme ve diyetik lisans mezunu olması, yataklı tedavi kurumlarının kliniklerinde 3 yıl çalışmış olması, yataklı tedavi kurumlarında gestasyonel diyabet konusunda 3 yıl çalışmış olması, 3 personel için beslenme ve diyetik lisans mezunu olması yeterli olacak. 4 tane alacaklardı zaten. Hemşire kadrosu için 5 kişi için lise hemşirelik mezunu olması, 19 personel için hemşirelik lisans mezunu olması, 1 personel için hemşirelik lisans mezunu olması yanında herhangi bir ağız diş sağlığı merkezinin veya hastanenin kalite biriminde 1 yıl çalışmış olması gerekecek. Psikolog alımı için 1 personel için psikoloji lisans mezunu olması, geriatrik nöropsikolojik testler konusunda 1 yıl çalışmış olması, 1 personel için psikoloji lisans mezunu olması gerekecek. Röntgen teknisyeni alımında ise tıbbi görüntüleme teknikleri ön lisans mezunu olması yeterli olacak. Sağlık teknikleri alımında ilgili bölüm ön lisans mezunu olması, 1 kişi için metabolizma laboratuvarlarında 5 yıl çalışmış olması, aminosit analizörü, GCMS, LSMS,
MS cihaz kullanım sertifikalarına sahip olması, bir personel için üniversite hastanelerinin ameliyathane biriminde kalp ve damar cerrahisi veya göğüs cerrahisi alanında 3 yıl çalışmış olması, iki personel için MR alanında 2 yıl çalışmış olması, ulusal geçerliliği olan MR teknikerliği sertifikasına sahip olması, bir personel için dijital iş akışı konusunda çalışmış olması veya CAD/CAM teknoloji sertifikasına sahip olması gerekecek. Tekniker kadrosu için de ön lisans mezunu olması, teknisyen şartları için de en az lise mezunu ilgili bölümden, 3 personel için asansör bakım onarım konusunda 1 yıl çalışmış olmak, MEP onaylı asansör sertifikası sistemleri bakım ve onarım sertifikasına sahip olmak, 1 kişi için MEP onaylı otoket sertifikasına sahip olması, 3 personel için MEP onaylı doğalgaz yakıtı kalorifer ateşleyicisi sertifikasına sahip olması, 2 personel için MEP onaylı doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşleyicisi sertifikasına sahip olması gerekiyor. Diğer bir ilanımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden. Bunlarda 45 kütüphane görevlisi ve 5 uzman alınacak. KPSS'de ikamet şartı da olmadığı beyan edilmiş. Arkadaşlar, başvurular 19 Aralık tarihine kadar, yani bugün itibariyle kariyer.ibb.istanbulgenelbasvuru adresine yapılacak online olarak. Kütüphaneci alımında 40 kişi için kütüphanecilik bilge belge yönetimi arşivcilik mezunu olması, tarama cihazlarında operatör çalışma tecrübesine ve görüntü fotoğrafçılık temel bilgisine sahip olması, uzman kadrosu için aranan şartlar 5 personel için, üniversitelerin fen edebiyat veya eğitim fakültelerinden mezun olması, genel idari işleri yürütebilecek belge kayıtlama ve tasnif alanına sahip olması gerekecek. Arkadaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu alımlar bu şekilde. Diğer bir ilanımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.